Toto. Sen Muazzez ablanın söylediklerine takıldın değil mi? Ya. Ya sen ne bakıyorsun ona ya? O zaten senin damarına basmak için söylüyor. Hem niye bıraksın seni Hasan abi? Nerede o zaman? Neden aramıyor, sormuyor? Azra gitti dedi. Kurtulacak dedi. O konser yok mudun? Toykunç mudun? Neydi adı? Tolga kız. Ha işte. O demiş ben halledeceğim demiş. Hani? Kimsin sen? Kimsin diyorum? Benim. Deniz abla. Biri geldi ha. Kimsin sen? Benim. Ya Azra o Azra. Hasret aç kapıyı. Kimsin diyorum sana? Benim lan benim. Aa, Azra. Ben valla kutinin paçozları geldi sandım. O yüzden öyle kapıyı şey ettiydim. İyi şey ettin, iyi şey ettin. Dışarısı sabır sınıyor. O yüzden iyi yapıyorsun. He tamam. Ne oldu? Verdim. Aldı mı? Aldım. Nasıldı Halit abi? Ona keyfi yerinde. Kesin yeni bir şey planlıyor Azra. Şu Tolga'yla konuşayım da meseleleri anlatayım. Tarot, marot, Naciye falan. Ondan sonra keyfi yerinde mi, başka bir yeri başka bir yerde mi umurumda olmaz. Yani Tolga bunları halledene kadar yeni bir hamle yapmazsa tabii. Kızlara söylemeyi düşünmüyorsun değil mi? Yok. Yani bence söylemeyelim. Hasretin önemlisi zaten namlunun ucunda. Yani zerini sana taktığını öğrenirse vallahi hepimiz yanırız. Doğru doğru. Kızla, böyle olmaz. Hadi yürü. Hadi. Al hepinizden çok özür dilerim. Mapsta mı bu ara? Beşer şaşar demişler. Hangimiz hata yapmadık? Bitti gitti. Ki en büyük hatayı kim yaptı? O voleybol maçında karşımıza çıkmak kudret yaptı tabii. Voleybol maçı yaptık. Bir de Dudu. Ya arkadaş insan bir tane smacı karşılayamaz mı ya? Yok yok yani. Şöyle söyleyeyim. Küçük bir servis karşılayamam ama problemimiz var ama küçük halledecek. Eh kare. O kadar da de. O kadar da de. Hadi hadi. De, beceremiyorsun ya. Beceremiyorsun işte kabul et. Asıl ne oldu Derya? Hasret, kudüşü,
Şişliyordu. Tabii. Ya öyle çok abartılacak bir olay değil yani. Ama kutuyu kim kurtardı elimden? Deniz abla. Kız, senin haberin yok. Biz Deniz'i öldü sandık ha. Ağladık, içimiz çıktı burada kaç gün. Gelme ne olur, vurma artık. Aa, gelme ne olur, vurma artık. Ne olur. Her şeyi yaptım. Gelme ne olur. Kudret vurdum. Ben Nazan'ı vurdum. Gelme ne olur. Gelme. Ne istiyorsan söyleyeceğim. Gelme ne istiyorsan söyleyeceğim. Gelme. İtiraflarını ben duydum. Başka kimse duymayacak. Burada olan burada kalacak. Anasından tek bir kelime çıkmayacak. Kimseyle konuşma müdürüm. Söyle herkese konuşma bak. Bizimkilere nasıl zehir gibi bakıyorlar, he? Cezaevinde ne olursan ol, katil ol, hırsız ol, ne olursan bir sevenin olur. Ama muhbir olursan kurtaramıyorsun paçayı. Ya muhbirlere bak. Aman Murat, boşver. İpek! Kardeşim! Dur. İpek geldi. Kızım geldi. Kahramanım gelmiş. Ne? İpek'i çıkardık. İpek'i kurtardık. Hadi bakalım. Otur, gel. İpek kardeşim gelmiş, hoş gelmiş. Ne oldu? Anca bakıyorsunuz, bakıyorsunuz. Kudret tayfa tamam. Görün. Tamam, dik ol. Kimsin? Dimdik ol, ezik görünme. Bak, kudurdular. Kudret'in gözdesi olmuştu Nazan. Kıskançlığından öldürdü kızı, psikopat. Tam Allah'ın sopası yok işte, bak eciş müciş olmuş böyle. Aslında Zehri'nin sopası yok diyebiliriz. İçerideyken anlatmıştı. Bayağı işkence yapıyormuş kıza Zehri. Ne? Bayağı dövmüş mövmüş yine. Dövmüş de ne olmuş? Sonuçta karşılıyorlar mı kahraman gibi? Karşılıyorlar. Yok abi, bana yetti bunların saltanatı. Bana geliyorlar böyle. Heves ya, azıcık da sen konuş ya. Ben de burada çıkıntı başı oldum yani. Bık. Ben de yoruldum ya muhalif olmaktan. Kudurdular.
Anca bakarsınız öyle, anca bakarsınız. Erkeğe geçin, dikkatli olun bak. Onlar da bir saldırmalar olabilir. Ya ne bu abi? Gangster filmi seyreder gibi oturduğumuz yerden sessiz sessiz seyrediyoruz olayları. Ben tutuyorum kendimi. Ben susuyorum abi. Susma abi, susma. Niye susuyorsun? Alo. Biz tamamız böyle. Alo. Hey. Bir şey yok. Yok bir şey, yok bir şey. Zamanı değil, nereye? Şimdi zamanı değil, şimdi zamanı değil. Zamanı ne zaman peki Deniz abla? Zamanı işte. Burada böyle sepet gibi oturup bekleyecek miyiz sen? Ne yapacağız? Az o iki kelam da sen etsene ya. Hadi. Ha? Arkadaşlar sıraya geçin. İsim? Merhaba, Tolga Karada. Kime geldiniz? Azra Kaya. Kimlik görebilir miyim? Tabii. Aa, polissiniz? Öyle. Azra? Gelmezdin sen buralara. Aa, girdik çıktık, çevre yaptık güzelim. İyiymiş. Geçebilirsiniz. Kime gelmiştiniz? Azra Kaya. Kimlik görebilir miyim? Polisiniz. Eğer silahınız varsa... İleride. İyi görüşürüz. Şu kadın kim? Azra, niye? Karşısındaki adam polis. Benim de sıradaydı. Gösterirken kimliğini gördüm. Silah milah vardı. Hadi ya. Harbiden polis ya. Yani. Bak doğruymuş dedikodular. Ben biliyordum zaten. İşte tam bilgisayarı açmış. O sırada bu mail gelmiş böyle tarot falı, kartlar falan. Vallahi ya Deniz'e bakmayınca nasılsına gibi bir de bilgisayarı karıştırıyor yani. Daha bağır bağır çok duymadı insanlar. Pardon ya. Bir de Naciye meselesi var işte. Naciye ne? Neden geldin? Gitarını getirdim ama kapıda aldılar tabii. Sonra vereceklermiş. Dedim biraz elleri çalışsın. Nasılsa buradasın. Bol bol vakti olur. Sıkıldıkça çalar dedim. Haklısın. Teşekkür ederim. Bitti herhalde. Pelin, Pelin. Ben polise ifade verdim. Ben polise Burak aleyhine ifade verdim. Bak. Ben Deniz'e bahsettim ama o sana söylemek istemedi tabii. Yani bana güvenmediği için haklı tabii. Pelin, yaptım, başardım. Peki şimdi ifadeni verdin. Korkmuyorsun değil mi?
korkmuyorum bir tanem. Hem de hiç. Ben korkmamayı senden öğrendim Pelin. Ya, İpek'i bilerek havalandırmada çıkarttı. Yani Kudret bizim gözümüzün önünde sevinsin diye. Resmen şov yapıyor. Dur kız. Kuzular gerekli zerrin gibileri. Puslu havalardan hoşlanırlar onlar. Ortalığı kızıştırmak istiyor Deniz. Tahrik etmeye çalışıyor. Ya kavga çıksın istiyor resmen. Allah'tan seninkiler lafını dinliyor. Yoksa kimse başa çıkamaz. Tutu. Canım mı sıkın? Hiç öyle. Hasan'a taktı kafayı. Ha. Ne oldu ki Hasan'ın? Nerede? Borlağda değmiş. Görmedim bir zamandır. Şartlı talihesi yan cepmancık dedilen mi? Haber de alamadım. Yani Tuducuğum şimdi biz de malum hapishanede yaşıyoruz yani. Koşullarımız da belli. Böyle gönlümüzü fazla kaptırmamamız lazım diye. Allah Allah. Dile kolay Hasret Hanım. Seninki burnun dibinde. Her gün görüyorum. Yok ya. Kimmiş o benimki? Nasıl kimmiş seninki? Geliyor ya her gün böyle totoy totoy. Ya tövbe sen. Ya şimdi arkadaşlar ya. Ya biz Hüso'yla öyle gullümüne yapıyoruz bunları. Öyle bir iki mavra. Ya, üç dört neyse Allah Allah. He biz de yedik. İkimiz. Kaşınıyorsun ha. Ya ergen misiniz lan? Başka mevzu mu yok dalga geçecek? Yok. Derya Hanım'a bak. Kekir kekir. Gitti utangaçlık mahçıplık. Tutoy yavrum tutoy. Tutoy. He, he çiz he. Sana hadi kay. Naciye'nin soyadı ne? Naciye Angıl. Angıl. Tamam bakarım ben. Tamam. Şey, Murat Tolga seninle konuşmak istiyor. Dede ne konuşacağım? Bak bakayım şu arkadaşı tanıyor musun? Niye tanımam mı lazım? Tanısan iyi olur. Ne kim bu? Eskobar'ın adamı. Kim? Eğitim katili. Ne? Ya. Görgü tanığı var o zaman. Sen ne başta söylemiyorsun? Geldin bana burada iyi misin, hoş musun diyorsun ya. Kızım bir dur ya. Vallahi tanımıyoruz adamı. Kimdir nedir bilmiyoruz. Bir sakin. Nasıl gelmiyor bana? Nasıl gelmiyorum ya? Bir görgü tanığı varsa o zaman. Bu o zaman şey mi ya bu? Özlem'in dediği hani üzerinin Necdet mi bu? Necdet. Soy ismi var mı? Ne, adından bile emin değilim ki. Ben bunu alayım, Özlem'e göstereyim. Zehrin'in yanında görmüş çünkü yani. Bir şekilde belki tanır. Tamam, çıkışta bırakırım arkadaşları getirsin. Çıkışta arkadaşlardan gelmez o bana da. Hadi ya. Ne yapacağız? Bile veremem ki ben bunu. Tamam, ben de onu diyorum işte. Bir dur. Dikkat, dikkat. Açık görüş sona ermiştir. Tekrar ediyorum. Açık görüş sona ermiştir. Kalk. Ha. Kalk abi. Ay çok açma arayı. Tamam dikkat et kendine. Sen de şey yapma. Tamam, tamam. Tamam. Görüşürüz. İyi, hadi. Yazdır yine. Yazdırırım. Ha, bana bak. Şu Hasan vardı ya senin balıkçı. Ha. Onun işini hallettik. Şartta tahliyesi yanmayacak. Ya süpersin be. Tamam, dikkat et. Tamam, sen de.
Bastır çocuğum, bastır. Bastırıyor musun? Annem geldi. Konuştuk. Lehime ifade vermiş. Mahkeme tekrar başlayacak. Çok sevindim. Çok sevindim. Sen olmasan olmazdı. Yok. Zaten siz konuşmuşsunuz. Bana söylemedin ama. Hani ben her şey kesinleşene kadar senin bir daha hayal kırıklığına uğramanı isterim. Sen gitar mı çalıyorsun? Aynen, annem getirmiş. Çok güzel. Ben de bir zamanlar şarkı söylüyordum, bir grubumuz vardı. Ya, hep birlikte mi söylüyorsunuz o zaman? Anlıyoruz mu? Öykü, ne çiziyorsun çocuğum, anlat bakayım hem. Hasan'dan bir çizdim Dudu, çok özledim onu. Ben de özledim çocuğum. Neden artık hiç gelmiyor? Gelir, gelir ya. Başında bir sıkıntısı, bir derdi olmasın da gelir. Sıkma sen canını, değil mi? Hadi çiz. Bir tane kuş kondu omzuma. Hasan dedi, iyi dedi. Azra, ne kuşu? Ne dedin sen? Sakin ol. Tolga komiser. Şey, Hasan'la ilgili soruşturma durmuş. Suçsuz olduğuna karar vermişler. Ay şükür. Hakikaten mi? Bundan sonra serbest. Şükür. Oh şükür. Allah'ım sana şükür olsun. Bana bak kız, telefon kulübeleri sırasında artık. Azra, Allah razı olsun senden. Duydun mu? Gözün. Ay sağ ol. Sen gelsene bak. Kız ne oluyor? Gelin. Azra dedi, hani Hasan eğilmiş, hiçbir şey olmayacakmış ona. Oh. Kim demiş, kim? Kuş. Ne? Ama ne kuşu? Tolga. Tolga. Tolga komiser demiş. Ya Dudu. Ay günaydın aşkım ya. Bakma ya, öyle şeyler dedim sana. Pelin. Pelin, gitarını mı getirdiler? Ya uzun hikaye anlatırım da evet. Tam zamanında geldik bence. Hadi bizim için bir şarkı çal. Gülyen'in güğümlerini biliyor musun? Kız gımıldan 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 Ömer'i çal. Şey, kızılcıklar oldu mu? Çalsam. Çal aman hadi. Çal. Bu heyecanlandım, gitar çalacak. İşte. Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu? Özlem'in zehrinin elinde gördüğü adam bu olabilir dedim Tolga'ya. Eğer öyleyse... Azra, bu ne demek biliyorsun değil mi? Zehrin betonunu ezip üstünde tepineceğiz demek. Azra, kurtuluşun demek. Bu resmi göstermemiz lazım. Evet, tamam. İyi. Kameraların görmediği bir yer düşünelim. Evet, neresi olabilir ya? Azra, Deniz! Ne oldu? Ne bakıyorsunuz cuk kuşu gibi insana ya? Ya Pelin sazını tıngırdatıyor. Hadi yürüyün, oynayacağız. Tamam tamam. Ya hadi. Karakına yollamışlar beni melek. Boşmuşlar. Gelecek değil mi? Gelir inşallah. Yani geleceğim dedi Azra. İnşallah bulur. Kütüphane dedin. Kütüphane değil mi? Yani Özlem'e bilgi bulabilecek bir yer.
Asra sakin ol. Gelecek. Ne bileyim Deniz ya. Her şey buna bağlı ya, böyle gerildim. Evet doğru, haklısın. Tamam. Sakin ol biraz, tamam. Tamam tamam. Dinliyorum. Ne oldu? Çabuk olun. Zeynep Hanım çıkmak üzere, beni çağırabilir. Tamam tamam. Özlem bak şimdi. Bu muydu adam? Yok. Yani bilmiyorum. Çünkü ben adamı profilden gördüm, yani öyle tam suratını görmedim. Ya yapma ya, bir daha bak. Bu kim? Özlem. Neredesin? Her yerde seni arıyorum. Şey, neden aramıştınız Zeynep Hanım? Çıkıyorum da seni de bırakayım. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Mahkumlar kitap almak istediler gider ayak. Kimse de olmayınca ben de onları getirdim, eşlik edeyim dedim, şey yaptım. İyi yapmışsın. Kitap aşkına saygımız sonsuz. Hadi oyalanma, otoparkta bekliyorum seni. Tamam efendim. Tamam. Mahkumları bloklarına bırakayım. Hemen geliyorum. Bekletmedim umarım. Tek olaylarım. Afiyet olsun Azra amirim. Ne dedin sen? Amirim dedim. Beğenmedin mi? Başkomiserim diyeyim. Basket lan! Amirim! Ne oldu? Gücünüze mi gitti? Silahıyla, rozetiyle bildiğim polisti adam. Sarıldılar sarmaştılar. Tamam mı? İstemiyorum. İpek, sen uzun zamandır buralarda yoktun. Aramızda polis var. Masada oturan kırmızı saçlı kadın bir polis muhbiri ve de aynı zamanda polis manitası. İstediği kadar radyoya çıksın, ağlasın, sızlasın, yalvarsın. İsterse uydudan yayın yapıp dünyaya bildirsin. Yemezler. Hasret! Hasret hücreye atıyorsun. Yarın sabah bakacakmış. Ne? Nasıl ya? Ne oluyor? Hadi kızım. Hasret hadi. Hasret tamam, bunu yapma. Elimizden bir kaza çıkacak. Yürü!
yetmez bunlara. Bunları tek tek öldürmek lazım. Kufir bunlar. Yalaka bunlar. Hasret. Ya kusura bakma, ben seni direkt buraya böyle getirdim ama ben o şey yapamadım böyle bir anda. Ya seninle ne alakası var Hüso ya? Niye kusura bakacakmışsın? Sanki senin suçunmuş gibi konuşuyorsun. Gel seni buraya alayım. Burayı yeni temizlediler. Hem yatağı da yeni. Rahat edersin, olur mu? Hasret. Bir şey ihtiyacın olursa da direkt bana söyle, tamam mı? Hatta ben burada yoksam benim adımı anons ettir. Ben gelirim yanına. Keyfim yerine geldi. Hacer'im yanımda. İpek'im yanımda. Bu karılar da bir bir hücreye gittikçe keyifleniyorum. Lan bu karılar yüzünden acıktık. Oh, lahmacuna ne dersiniz? Olmaz mı? Aç kaldık zaten şahane olur anne. Kesene bereket Kudret annem. Hacer. Git Meltem'e söyle, bize 50 tane lahmacun yollatsın. De ki, özellikle annem rica ediyor de bu karılar, bu olaylar yüzünden yemek yemedik, aç kaldık. Özellikle bunu söyle. Haydi bakalım. Ha, Hacı. Heh. Meltem'e söyle, lahmacunun kıymasını bol koydursun. Bizde malzeme bu. Bir kuytuda kıyar, eksik lahmacunların üzerine koyarız. Merve, gel. Arkadaya geç. Ha, alo, Veli. Sana güzel haberlerim var. Hı, avukatla konuştum. Bizim Mert ötmemiş. Ya dediğim gibi işte. Mert çocuktur adı gibi. Ha. Yok yok. Tesadüfen bulmuşlardır Vecdin'in cesedini. Yok. Karakolda konuşmayan mahkemede şaşmaz. Bana güven. Ben de Mert bende dedim. Tamam. İyi haydi için rahat olsun. Bir şey olursa haberleşiriz. Hadi. Ya güzel haberler aldıkça keyifleniyorum. Git söyle lahmacunların yanına içli köfte de getirsinler. Tamam anne.